Kur'an'da anlatılan mucizeleri zorlama yorumlarla tevil ederek mucizeleri inkar edenler var. Örneğin Musa denizi yarmadı, biri gelgit olayı meydana geldi diyorlar. Bu gibi insanların hükmü nedir? Küfre girmiş olmuyorlar mı? Ya şimdi gerçekten insanlar çok enteresan. Yani Allahü Teala bunu çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Mucizeler bak ben mesela Az önce işte Yahya'nın okuduğu İsra Suresi'nin 59. ayet. Ayeti bizi diyor. Ayetler göndermeyi engelleyen şu oldu diyor. Yani şimdi bugün gelgit olayı yaşanmıyor mu dünyada? E. Ee, zaman gelgit gelgitler ayetse yani bu zaten bakın şey de hakikaten inanılır gibi değil. Sen o ayeti bulsana iki tarafı böyle da. Ha bir oku ayeti. Fehayna ila Musa en izrib bi asakal bahr. Şuara suresinin 63. ayeti. Cenab-ı Hak diyor ki biz Musa'ya vahyettik ki asanı vur denize. O zaman mı gel git olacak? <laughs> fen felaka. Bak fen felaka. İnfilak kelimesi var ya bizim dilimize geçen. İnfilak. İnfilak. O oh. İkiye fen ayırıyor. felaka. Hop deniz ikiye ayrıldı. Fekane kullu firkin her bir parçası koca bir dağ gibi ikiye ayrıldı. Gelgitte böyle bir olay var mı? Gelgitte su gelir, çekilir yani ileriye geri oynama olur. Ama iki tarafın ayrılıp her bir tarafın koskoca bir dağ gibi olması ancak gerçek manada Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği gibi denizin ortadan ikiye ayrılması ve ee, şeyde Taha suresinde de فَضْرِبْ لَهُمْ fil فِي الْبَحْرِ diyor. Denizden kup kuru bir yol aç onlara. Denizde kuru yol nasıl oluyor? Denizin içinde Tabii. olacak. İki tarafta dağ, dağ gibi gibi sular olacak. olacak ve kuru olacak. Yol kup kuru olacak. İşte mucize böyle oluyor. Ve bu da mucize olmayacak. Evet. Gel git olacak. Evet. Evet. Neyse onlar da ahirette görürler bunun ne demek ne olduğunu.